Buyurun hocam.
Oh!
zamanlar bizde millet hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet ve din öğretmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet ve din öğretmişiz. Kalk karanlıkken bütün afak-ı insaniyetin, kalk karanlıkken bütün afak-ı insaniyetin, nur olup fışkırmışız tahsinesinden zulmetin. Bir taraftan dinimiz, ahlakımız, irfanımız, bir taraftan dinimiz, ahlakımız, irfanımız, bir taraftan seyre mahrum aklimiz, ihsanımız, bir taraftan seyre mahrum aklimiz, ihsanımız, yükselip akvamı almış belki terka uşulan, yükselip akvamı almış belki ferca uşuna, hepsi dalmış vahdeti ahengi nuşa duşuna, hepsi dalmış vahdeti ahengi nuşa duşuna, hepsi dalmış vahdeti ahengi nuşa duşuna. Rahmetinden istifade edenlerden eylesin.
15 Temmuz Derneğimiz her ayın 15'inde Türkiye'nin muhtelif vilayetlerinde 15 Temmuz şehitlerimiz ve bütün şehitlerimiz, sadece 15 Temmuz'da şehit olanlar değil, bu aziz vatanımız, toprağımız, bayrağımız, özgürlüğümüz, istikbalimiz, istiklalimiz için toprağa düşmüş bütün şehitlerimizin ruhunu tahsis maksadıyla bir ay boyunca okunan hatimlerin, yapılan duaların bir son duasıyla efendim o ayı tamamlamış oluyor. Bu ayki programında hatim duası bu camimizde olsun istedik. Sağ olsun dernek yetkilisi arkadaşlarımız ki dernek başkanımız da buradadır. İsmail Akkutu camimiz. O da birazdan mikrofon alacağız. O tabii ki sizlere teşekkür edecek. Şehitlerimizin anlamına minnetleri anlatıyor. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi biraz önce o salamları birlikte dinledik. Ben şahsen tüylerim diken diken oldum. Gerçekten çok istisnai bir geceydi 15 Temmuz gecesi. Allah bir daha böyle geceler yaşatmasın. Dua ediyoruz. Bu aziz millet en değerli varlığı olan canını, efendim hayatını yeri geldiğinde feda etmesini bildiğini açıkça gösterdi o gece. O gece efendim söz konusu vatan ise, namus ise, özgürlük ise, kutsal değerlerimize sadakat ise, evet biz canımızı, kanımızı feda edebiliriz örneğini ne güzel şekilde sergiledi. Allah bu aziz milletimizden razı olsun. Şehitlerimizden razı olsun. Makamları, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizi, ecdadımızı öyle hayır dua ile anacak nesilleri de Cenab-ı Allah eksik etmesin. Tekrar Cuma'sı tebrik ediyorum. Şimdi yine Sayın Kaymakamımıza teşrif ettiler. Son sözü Kaymakamımıza vereceğiz. Ama öncesinde Başkanımız İsmail abimiz, İsmail Hakkı Turunç. Kendileri aynı zamanda Kızılay Başkan Vekilimiz. Başkan, mikrofon sizi buyurun. Selamünaleyküm. Öncelikle Cuma'mız mübarek olsun. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi 15 Temmuz Derneği olarak ne 15 Temmuz'da şehit olanları ne de bu topraklar ve inancımız adına tarihi değişik zaman dilimlerinde şehit olanları unutmadık. Unutmayacağım. Bizim kültürümüz, inancımızla alakalı biliyorsunuz. Dolayısıyla yalnız 15 Temmuz şehitlerini anmıyoruz. İfade ettiğim gibi değerlerimiz, inancımız, vatanımız, milletimiz, mukaddes hatımız adına bütün kutsal saygımız değerlerinin hayatına ortaya koyan her yaşındaki bu fedakar şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadığımız gibi hayırla belal etmek suretiyle onlara layık kardeşler ve evlatlar olarak devam ettik edecek. Bizden sonraki nesiller, çocuklarımız, evlatlarımızdan aynı anlayışın şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıkacaklar. Dolayısıyla bu organizede başta emir geçen Sayın Kaymakamımıza biraz teşvik edecekler kendileri, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Üsküdar Müftümüze ve yine belediyemizin çok değerli mensuplarına, derneğimizdeki çok değerli benim dernek mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum. Şunu açık ve net olarak ifade ediyoruz. Dün ecdadımız şehitlerimize, gazilerimize nasıl sahip çıktıysa biz de bizden sonraki nesillerde şehadet ruhuyla ve gazilik ruhuyla bu topraklara ve bu toprakların dışında da inancımızı ve değerlerimizi yaşatmak adına dünyanın neresinde olursa olsun yalnız Türkiye'de şehit olmuyor. Hepimiz biliyoruz değil mi?
şehadet Allah katında bir anlamı olan, bir Allah'ın lütfettiği bir makam, gazi, Allah'ın lütfettiği bir makam belki, bu sırf Türkiye'ye miras ediyor. Yeter ki ilahi kelimatullah bulunmaya mücadele edilmiş olsun, o değerleri korumak adına mücadele edilmiş olsun. Dolayısıyla toprağa bağlı, milliyete, kanuniyete bağlı bir şey değil, değerlere bağlı bir kazanımdır. Kapım bize şahadeti ve gaziliği bizlere de nasip etsin diyorum. Tekrar cümle mübarek olsun. Hocalarımın bu güzel tilavetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım ve hükümete de teşekkür ederim. Kaymakamımızın. Sayın başkanlarım, değerli büyüğünler, ben de güzel programın sonunda da olsa yetişmiş olmakla uygun ve ümmiyeti kaybederek sözlerime başlayayım. Üstünden bir kutlu bende. Buranın daha açısına baktığımızda biz Türkler Müslüman Türkler'in ayak bastığımızdan duyanın burası bizim için çok özel olarak, yani çok özel simgelere sahip olmuş. 15 Temmuz gecesinin de cereyan ettiği olayların olduğu yerlere baktığımızda ağırlıklı kısmının üstlerde cereyan ettiği görüyoruz. O yüzden de ki en fazla şehir gazi sayısına sahip olan ilçelerde görüyoruz. Tüm şehir gazisine hesap ettiğimizde İstanbul'da en fazla şehir gazi sayısına sahip olan ilçelerden biridir. Derneğin merkezinin de Üsküdar'da olmasını biz ayrıca memnuniyet duyuyoruz. O dernek başkanımızla, yönetim kurulu üyelerimizle, arkadaşlarımızla çok yakın bir mesaimiz var. Ben onların şahsında bir yandan devlet ciddiyetiyle işler yapıyor ama bir yandan da sivil toplum gönüllülüğüyle işler yapıyor. Onlar da büyük bir keyif aldım. Yakın olmalarında, onlarla çalışmalarında yüzlük keyif alanı söylüyor. Bu yapılan işte Sayın Başkanımız ifade ettiler. Türkiye'nin her yerinde bu faaliyeti yürütüyor. Bugün burada Doğa Toplaması kısmında da bu caminin üstündeki bu merkezin seçilmesi de bizi ziyadesiyle önlendirmiştir. Allah dualarımızı kabul etsin. Cenab-ı Hak bu rejim milleti bağımsızlığımızın sergiliği olan ayımızı, bayrağımızla inancımızın sergiliği olan camilerimizi ihlalesinin ülkesinden mahrum etmesin mahrum diyerek bu cuma vakti hepinizi sevgi ve saygıyla sevgili muhakkı olarak kabul etsin. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, Allah razı olsun. Bu programın yapılmasında emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. İstanbul Müftülüğü olarak Sayın Kaymakamımızı, Sayın Belediye Başkanımızı, dernek başkanımızı, dernek üyeleriyle, tilavetleriyle programa renk katan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak yapılan bu hayır hasenatı, bu güzelliği kabullerin en güzelliğiyle makbul eylesin. Gelin birlikte dua edelim şimdi. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلهي يا رب العالمين يا رب السماوات والأرضين أي خالق رحمن ورب الرحيم إلهي يا ربنا şu anda ellerimizi semaya değin senin huzur ilahiyle açtık ellerimizi huzur ilahiyinden boş çevirme ya Rabbi umduklarımızdan nail eyle korktuklarımızdan bizlere nail eyle medet ve inayetini lütuf ve hidayetini bizlere bahşeyle ya Rabbi. Şu cuma saatinde duaların retolunmadığı makbul olduğu şu saatte ya Rabbi senin rızan için toplanmış bulunuyoruz. Ya Rabbi bu toplantı
akışımızı, yapacağımız ibadetimizi, ibadetlerimizi, hayır hasenatımızı kabullerin en güzeliyle bakın bu neyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Derneği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle bugün 15 Temmuz'da vatan, millet, din, diyanet, mukaddesat için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin, şehitlerimiz için okunmuş olan Hatmi Şerif'in, Hatmi Şerif'lerin duasını topluyoruz. Ya Rabbi, okunmuş olan Kur'an, Zim-i Şanları, yapılan Hatmi Şerif'leri dergâh-ı ruhiyetinde kabullerin en güzeliyle bak bu nevi Ya Rabbi. Hasreten sevgili Peygamberimiz, önderimiz, örneğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhuna hediye ediyoruz sen vasıya Ya Rabbi. Ruh-u Resulullah'ı bizlerden ve şu anda duamıza amin diyerek iştirak eden bütün kardeşlerimizden hoşnut ve memnun eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Selavati ve Aradîn. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar din, diyanet, vatan, millet ve mukaddes değerler için mücadele eden ve bu uğurda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyoruz. Ya Rabbi, cümlesinin makamlarını âli eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin, gencecik bedenlerini vatana siper eden, canlarını din-i devlet, mülk-ü millet için seve seve feda eden, İstiklal ve istikbalimiz uğruna bu millete bırak olmak isteyenlere meydan okuyarak dur diyen bütün şehitlerimize rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Cümlesinin mekanlarını cennet eyle Ya Rabbi. Cümlesini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Aliyyül Mürteza, Seyyid-i Şühela, Hazreti Hamza Efendilerimiz, Hazreti Hüseyin Efendilerimizle kıyamet gününde Hak Divanı'nda ve cümle ümmeti Muhammed'in şehitleriyle birlikte haşr-ı cebeyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin, bir hilal yoluna batan güneşlerimizin ışığını üzerimizden eksik eyleme Allah'ım. Bayrağımızdaki hilal ile demet payinden kalsın diye mücadele ederek teker teker toprağa düşen bütün şehitlerimize rahmetinle muamele ey Allah'ım. İlahi Ya Rabbel Alemin, onların taşımış oldukları o ulvi ruhu bizlere, çoluk çocuğumuza, neslimize, iyalemize lütfeyle Ya Rabbi. O ulvi ruhu taşıyabilmeyi, onunla hayatımızı idame ettirebilmeyi nasip ve müessir eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü tehlikeden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ülkemize ve bilad-i İslam'a rahmet, mağfiret ve bereketinle muamele eyle Ya Rabbi. Bilad-i İslam'ı, ehli imanı ve bütün müminleri gerçek manada rızana layık eyle Ya Rabbi. Sağlık, sıhhat, afiyet ver Ya Rabbi. Huzur, istikrar, güven ver Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin, çocuğumuzu, çocuğumuzu, neslimizi, iyalimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle Allah'ım. Hasta kullarına şifalar ver Ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ver Ya Rabbi. Borçlu kullarına edaları ihsan eyle Ya Rabbi. Namurad olanları ver murad eyle. Naçar olan ümmeti Muhammed'i de en kısa zamanda handan müşahadan eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin, dualarımızı Arafat'ta, Beytullah'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve kabul olan dualar zümresini ilhak eyle Ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Lâfirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna ve şfi merdana ve rahm mevtana ve sellim ahyâena. Başta sevgili Peygamberimiz olmak üzere bütün şehadamızın ruhları için, gazilerimizin ruhları için, sağlık ve sıhhatleri için, Allah rızası için El-Fatiha.